Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü programımızda sizlere bir test sunacağız. 9.11.2022 tarihinde hazırlandı bu test. Ana hastalık ve zararlar testini hazır olarak bu test sorunu cevaplayacağız birlikte. Arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi örtü altı sebzelerin ana hastalıklarından değildir demiş. Alternaria alternata'dır. Doğru cevap. Bunların Latincesinde Latince kursumuzda anlattığımız gibi ezberleyebilirsiniz. Patatesin ana zararlarından değildir diye sormuş. Aşağıdakiler hangisi patatesin ana zararlarından değildir? Lirio, Miza, SPP türleri arkadaşlar patatesin ana zararlarından değildir. Aşağıdakiler hangisi kayısının ana zararlısıdır? Anarsia, Lina, Tella. Doğru cevap budur. Aşağıdakiler hangisi bağın ana hastalıkları bir arada verilmiştir? Uncinula necator. Uncu Necati'den hatırlayalım. Uncinula necator. Külleme hastalığı. Plasmapora vitikola. Asma ateş yanıklığı. Bu doğru cevaptır. D şıkkı. Aşağıdakiler hangisi narın ana hastalığıdır? Alternaria alternatadır. Doğru cevap. Nardaki yanıklık hastalığı Alternaria alternatadır. Halter'den hatırlayabilirsiniz. Kurslarımızda bahsetmiştik. Halter Alternaria'ya ait bir kurs hatırlama programındaydı. Aşağıdakilerden hangisi patatesin ana hastalığıdır demiş. Phytophthora infestans. Patatesin solma ve sararma ile ilgili bir hastalığı. Doğru cevap A şıkkı. Aşağıdakiler hangisi nohutun ana hastalığıdır? Nohutta biliyorsunuz nohut antraknozu var. Antraknozu da rabiye asko'ya gitti diye bir Latince programımızı değinmiştik. Hatırlama şeklinde bu şekilde kodlamıştık hafızamıza. Rabia Asko'ya gitti. Rabia Asko'ya gitti. Evet, doğru cevap C seçeneğidir. Asco Sita Rabiae. Aşağıdakilerden hangisi örtü altı sebzelerin ana zararları arasında değildir? Syllabarus dispar. Doğru cevap budur. X borusu dispose edildi şeklinde bir Latince ezberleme yapmıştık hatırlarsanız. Tetranuicus urticea bildiğiniz gibi Latince'de kırmızı iki noktalı kırmızı örümcektir. Tuto absolita domateste güvedir. Trips tabaki de tütünde trips zararlısıdır. O yüzden bunlar ana zararlılar grubuna dahil edilmiyor. Örtü altı sebzeler yetiştireceğinde. Aşağıdakilerden hangisi zeytinin ana zararlısıdır demiş. Bactrosolia olea. Doğru cevap D seçeneğidir. Hangisi elmanın ana hastalığıdır demiş. Ventura inequalis. Ace Ventura'dan hatırlıyoruz. Hayvan dedektifi vardı hani bir ara televizyonda. Jim Carrey oynuyordu. Hayvan dedektifi Ventura elmanın üzerindeki siyah beneyi kopartıp ağzına atıp yiyordu. İçine girdiği zaman da hastalanıyordu. Ölüyordu Ventura hatırlarsınız. Bu Ventura inequalis elmanın ana hastalığı siyah benek. Elmada kara benek hastalığın sebebidir. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi şeftalinin ana zararlısıdır demiş. Saydia molesta olacak cevap. Saydia uzaya giden kurtçuk vardı hatırlarsınız. Uzaya giden kurtçuk Saydia isimli kurtçuktu. Bu kurtçuk şeftalinin ana zararlısıdır. Saydia pomonella da pamuğun zararlısıdır. Aşağıdakiler hangisi kiraz ve vişne ağaçlarının ana hastalığıdır demiş.
Monilia laxa olacak doğru cevap. Aşağıdaki hangisi şeftalinin ana hastalığıdır? Taprina deformans, yaprak kıvırcıklığı hastalığı şeftalinin ana hastalığıdır arkadaşlar. Aşağıdaki hangisi Mısır'ın ana zararından biridir demiş. Pseudoletia unipunctadır doğru cevap. Ben bu soruya yanlış cevap vermiştim. Doğru cevap Pseudoletia unipuncta olacak. Bunu Latince hafıza tekniğiyle hafızanızı yerleştirmeniz gerekebilir. Bunu size bırakıyorum. Aşağıdaki hangisi bağın ana zararlısıdır? Lobezia botrana. Lobezia biliyorsunuz salkım güvesidir. Lobezia isimli bir kraliçe botlarını giyip üzüm tarlasına gidiyordu. Latince kodlamada. Üzüm tarlasında üzümlerden yemeye başlıyordu. Sırtında da kanatları vardı. Aslında bu bir güveydi. Üzüm salkım güvesiydi. Lobezia bodurana. Bu şekilde hafızamızı kodlamıştık. Aşağıdaki hangisi pamuğun ana hastalığıdır? Verticillium dahlia. Pamuğun ana hastalığıdır arkadaşlar. Verticillium solgunluğu yapar biliyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi çeltiğin ana zararlısıdır? Çeltikte afalankoides besseyi vardır. Bu çeltiğin ana zararlarından biridir. Çeltiğe zarar verici, hatta verimi de engelleyici bir zararlıdır. Aşağıdaki hangisi mercimeğin ana zararlısı değildir? Mercimeğin ana zararlısı Dolius baccariumdur. Piezodorus lituratustur ve Brucus elvidir. Ama Lirio Mirza cicerina değildir. Mercimeğin zararlısı bu değildir. Doğru cevap A'dır. Aşağıdaki hangisi buğdayın ana zararlısıdır demiş. Buğdayda kımıl vardı. Bir de süne vardı hatırlarsınız. Kımıl ailesinin ismi Ailia SPP idi. Bunu Latince kursumuzda öğrenmiştik hatırlarsınız. Doğru cevap Ailia SPP olacaktır. Zabrus farklı bir böcek. Diğerleri de farklı hani sopuyla diğerleri farklı zararlar. Buğdayın ana zararlısı Ailia kımıl olacak doğru cevap. Aşağıdakiler hangisi zeytin ana hastalığıdır? Buna ben yanlış cevap verdim. Doğru cevap Spilosea oleagina olacaktır. Spildan'daki zeytin ağacı olarak düşünün. Spildan'da hiç zeytin olmaz ama burada hafıza kodlamada öyle hatırlıyoruz. Zeytin ana hastalığı Spilosea oleagina'dır. Evet. 18 doğru, 2 yanlışla sınavı kazanmış olduk. Armut, burada da ikinci bir test var. Ana hastalık zararlı biraz daha kolay test. 10 sorudan oluşuyor. Bunu da size sunmak istiyorum. Armut psilliti, Cacopsilla pyrii için aşağıdaki hangisi kullanılmaz demiş. Fosetil alüminyumlu fosetil kullanılmaz arkadaşlar. Elma kara lekesi Ventura inequalis. Elma kara lekesi hastalığında aşağıdaki hangisi kullanılmaz demiş. Elma kara lekesinde arkadaşlar kaptan kullanılır. Dodin kullanılır. Floxapyroxat ve difenkonazol kullanılır. Ama kaptan kullanılmaz. Kaptan daha çok mantar enfeksiyonlarda kullanılan bir ürün. Antep fıstığı psillidi. Agonoskena pistachya için aşağıdaki hangisi kullanılmaz demiş. Florosulam kullanılmaz arkadaşlar. Doğru cevap budur. Lambda salutrin Antep fıstığı psilini kullanılır. Spirotetramat kullanılır. Abamektin kullanılır. Abamektin aynı zamanda kırmızı örümcekte de kullanılıyordu hatırlarsınız. Patates mildiyozu Phytophthora infestans için aşağıdaki hangisi kullanılmaz demiş. Evet, Phytophthora infestans. Yanıklık bu da. Patates mildiyozu, mildiyo yanıklığı. Kurumalar falan görülüyor bitkilerde, patates bitkisinde. Hangisi kullanılmaz demiş. Şimdi metiram, saimoksanil kullanılır. Siazofamit kullanılır. Metalaksil, asibenzolar, esmetil kullanılır.
Ama piretrumlu bileşikler kullanılmaz. Piretrin kullanılmaz. Bunlar daha çok böcek gruplarında, zararlı gruplarında kullanılır. Hastalıklarda kullanılmaz arkadaşlar. Şeftali yaprak kıvırcıklığı, taprina deformans için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Bu soru sınavda çıkabilir. Dikkat edin. Şeftali yaprak kıvırcıklığı, taprina deformans. Şeftali yaprakları geriye doğru kıvrılır ve kıpkırmızı bir renk alır. Kurumalar olur. Bu yaprak, şeftali yaprak kıvırcıklığı hastalığıdır. Yaprak kıvırcıklığı hastalığı için DT-Anon kullanılır. Piraclostropin kullanılır. Kaptan kullanılır. Ve Zirem kullanılır. Tirem kullanılmaz arkadaşlar. Tirem olacak doğru cevap. Antep fıstığında karazeng, Pseudocercospora pistacina için, Antep fıstığında karazeng için aşağıdan hangisi kullanılmaz demiş. Tribenuron metil olacak doğru cevap. Karazeng'de azoksistrobin kullanılır, tebikonazol kullanılır, dodin kullanılır ve bakır oksiklorit kullanılır arkadaşlar. Patates böceğinde leptini otarsa desemlini atada. Aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz demiş. Patates böceği biliyorsunuz zararlı böcek grubundan. Leptini otarsa desemini atada. Bu da sınavda çıkabilecek bir sorudur. Hangisi kullanılmaz demiş. Şimdi bakıyoruz. Beta sifalotin bir zararlı ilacıdır. Yani böcek ilacıdır. Tiametoksan böcek ilacıdır. Imidacloprid böcek ilacıdır. Ama imazamox bir böcek ilacı değildir. O yüzden doğru cevap D seçeneği olacaktır. Patates güvesi için aşağıdakiler hangisi kullanılmaz demiş. Patates güvesi arkadaşlar biliyorsunuz patateste ciddi zararlar veren, kurtçuklar oluşturan bir zararlı canlıdır. Daha çok böcek grubu canlılarda deltametrin kullanılır. Bildiğiniz gibi doğru cevabımız deltametrin olacaktır. Perimimpos metil olmaz. Klorantrinoprol olmaz. Gamma salinotril olmaz. Bunlar zaten kullanılır. Patates küresinde kullanılan canlılar. İlaçlar. Aktif olarak bunları kullanıyoruz zaten. Bu kullanılmaz dediği için doğru cevabımız deltametrindir. Ceviz antraknozu, Gnomonia leptosila için aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz demiş. Metaldehit doğru cevaptır. Çünkü metaldehit biliyorsunuz bu yumuşakçalar grubundan salyangozlarda kullanılan bir aktif maddedir metaldehit. Bir sınav sorusu olabilir. Buna da dikkat edin. Folpet kullanılıyor ceviz antraknozunda. Dithyanon kullanılıyor. Dodin kullanılıyor. Ateş yanıklığına bakalım. Ateş yanıklığı da bir sınav sorusu olarak karşımıza çıkabilir. Erwinia amylivora demiştik. Ateş yanıklığına. Latince kursumuzda bu soruları cevaplayabilmek için öğrenmiştik ateş yanıklığında. Erwinia ne yapıyordu? Amıyla vuruyordur değil mi? Biraz belden aşağı bir espriyle yaptık bu hatırlamayı ama amıyla vuruyordu Erwinia. Ateş gibi yanıyordu. Evet. Bu ateş yanıklı hastalığının Latince hafıza kodudur. Arkadaşlar hangisi kullanılır demiş. Ateş yanıklığında bakırlı bileşikler kullanılır arkadaşlar. Bakır oksiklorit kullanılır. Ama ateş yanıklığında bakırlı bileşikler kullanılmıyor. Özür dilerim, düzeltiyorum. Azoksistrobin kullanılmaz. Penkonazol kullanılmaz ama alüminyumlu fosfetil bileşikleri kullanılır. Ateş yanıklığı mutlaka sınavda çıkabilecek bir soru. Ben de bu soruya yanlış cevap verdim gördüğünüz gibi ama sonradan sınavı test ettiğim zaman, kendi halimde çözdüğüm zaman doğru cevaplar vermiştim bu soruya. Evet, bir eğitim programı daha sonuna geldik. 15'er dakikalık eğitim programıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Udemy video kanalında ve YouTube video kanalımızda, Pest Control Channel video kanalımızda sizlerle eğitim vermeye devam edeceğim. Bizi takipte kalın, sınavda soru kaçırmayın. Latince
Ezberlerinizi de iyi yapın arkadaşlar. Unutmayın. Hoşça kalın.